Aslında Türkiye'de hukukun olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Semra'nın olayla ilgili dokunulmazlığı kalkmış ama milletvekilliği halen devam eden bir arkadaşımız. Yani milletvekili sıfatı var. Ama buna rağmen gözaltına alınması, tutuklanması, gözaltına alırken işkence yapılması, hakaretler yağdırılması, Türkiye'deki yönetimin ne kadar hukuksuz, adaletsiz ve şiddetle sorunları çözmek isteyen bir yapıda olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Tabii ki halkımız bu muameleye karşı gerçekten büyük bir öfke ve tepki içinde. Özellikle götürülürken başını eğmeye çalışmaları, işte sanki bir suç işlemiş gibi, sanki bir pişmanlık duyuyormuş gibi bir görüntü vermesi veyahut devlete teslim olmuş gibi bir görüntü vermeye çalışmaları gerçekten herkes açısından çok rahatsız edici ve gerçekten kınanacak bir durumdu. Şimdi devlet yapısının veya bu hükümetin, bu iktidarın hem Kürt düşmanlığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor, hem de parlamentoda halen yeri olan bir parlamentoda olan insanlara ne kadar hukuksuz, adaletsiz bir tavır ve tutum gösterdiklerinin açık ifadesidir. Elbette ki Türkiye'deki bu hukuksuzluk, adaletsizliğin boyutlarını artık anlatmak bile çok zor. Yani tamamen çürümüş, tamamen hukuktan, insanlıktan çıkmış bir anlayışla karşı karşıyayız. Tabii ki biz bunun bilincinde olarak bu anlayışı yıkmaya yönelik her türlü çabanın ve ortak mücadelenin içinde olmalıyız.